Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internet gündemini aslında son birkaç aydır bayağı bir meşgul eden Acun Ilıcalı'nın yerli Netflix'i Exxen hakkında neler biliyoruz onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle başlayayım. Bu Exxen isminin isim babası Acun Ilıcalı'nın daha önceki programlarından tanıdığımız Ali Tahan'mış. Ve Exxen de en genel anlamda işte Netflix, Blue TV, Puhu TV gibi platformlardan bildiğimiz üzere aylık ücretle abone olup içeriklerine ulaşabileceğiniz bir dijital platform olacak. Yani aslında en tepeden yapılabilecek tanımı bu. Peki ne zaman Exxen'i izlemeye başlayabileceğiz? Arkadaşlar söylenen tarih 1 Ocak 2021. Yani bu tarihte Exxen platformu diğer bütün kullanıcılara açılacak. Çok fazla dedikodu var. Dedikodu şurada yoğunlaşıyor. İki farklı üyelik paketinden bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi reklamlı, diğerinde reklamsız olacağı söyleniyor. Fakat şunu belirteyim arkadaşlar. Platform henüz yayınlanmadığı için bu paradır, fiyattır, reklamdır, reklamsızdır kısımları henüz net belli değil. Ücretlere gelecek olursak yine Acun Ilıcalı'nın televizyonda yapmış olduğu açıklamayı referans alıyoruz arkadaşlar. Kendisi ülkedeki hani pek çok insanın ulaşabileceği makul seviyede bir fiyattan bahsediyor. Peki dedikodular nerede yoğunlaşıyor? İki fiyatta yoğunlaşılıyor. Aslında tek fiyatta yoğunlaşıyor. O da 7.99 ama yıllık abone olursanız 5.99'a gelecek. Yani yıllık abone olacağınızı varsayacak olursak böyle yıllık 6 liradan 72 liraya. Yani hakikaten eğer fiyatlar böyle olursa bayağı uygun olacak gibi duruyor. Yani arkadaşlar final anlamında bizleri internetten ücretli üye olup içeriklerine kavuşabileceğiniz bir platform bekliyor. Yine mesele dijital olunca bir de yeni bir şey olunca tabii ki de internette çok fazla yorum var hakkında. Yorumların %95'i negatif. Yani ben buna geçmem, ben bunu almam, ben bunu etmem. Ben bunu sevmem şeklinde. Şimdi arkadaşlar benim bu noktada kişisel görüşüm %5'lik kısma giriyor. Ben işin açıkçası çok başarısız olacağını düşünmüyorum. Toplamda harcanan para şu an yine Acun Ilıcalı'nın açıkladığına göre 900 milyon TL gibi bir maliyeti var. Çok ciddi transferler yapılıyor ve proje daha henüz ortaya çıkmadan bayağı bir iddialı geliyor. Yani umarım başarılı olur diyelim. Tabi burada arkadaşlar 900 milyon gibi bir parayı harcayacak ekibin, insanların bunun bir ön çalışması yaptığına da tabii ki de eminiz. Yani bir beklentileri vardır, bir fizibiliteleri vardır. Harcadıkları paranın bir geri getirme oranı vardır. Belki ilk birkaç sene zarar etmeyi göze almışlardır vesaire vesaire. Buradaki örnekler çoğaltılabilir. Peki gelelim Exxen'de bizi ne bekliyor kısmına. Arkadaşlar öncelikle pek çoğunuzun da bildiği üzere YouTube'da ve online dijital mecralarda başarılı olmuş pek çok içerik tipi bir Exxen'e doğru transfer oluyor. İşte mesela Orkun'un kirli çamaşırlar konsepti gibi veya atıyorum Alper Rende'nin kaçış diye bir konsepti var. Bu konsept gibi konseptler bu konsept içerisinde Exxen konseptine dahil oldular. Buradaki üzücü kısım şu arkadaşlar, hani daha öncesinde insanlar bu içerikleri YouTube üzerinden ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Fakat yeni düzende Exxen'e geçen bu içerik tiplerini YouTube'da bulmak biraz güç olacak gibi görünüyor. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Mesela Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar diye farklı bir konsepti vardı. Bayağı da bir tutuyordu YouTube'da. Hasan Can Kaya Exxen'le anlaştığı andan böyle bir 3-5 gün sonra YouTube'daki bütün Konuşanlar bölümleri kaldırıldı. Yani buradan gerekli sinyali almış bulunuyor. Hatta insanlar Hasan Can Kaya'ya çok kızdılar, takipten çıktılar, işte şu kadar abone kaybetti, böyle oldu, şöyle oldu falan filan gibi pek çok yorum yapıldı internette. Yine belki arkadaşlar aranızda hatırlayanlar vardır. Oğuzhan Uğur da böyle en hype'lı döneminde yine bir televizyonda anlaşma yapmıştı. Daha sonrasında gelen tepkiler ve işte muhtemelen olumlu eleştirilerle birlikte bu kararından vazgeçmişti. Yani aslında YouTube'daki kitlesini korumayı tercih etmişti. Şimdi bu örneği bir kenara kaldıralım. Neden kenara kaldıralım? Çünkü platformun içerik tiplerinin tamamını YouTuber'la oluşturmuyor. Sanatçılar da var, müzisyenler de var. Farklı farklı pek çok isim var. Peki bu programlar neler? Mesela talk show artık Exxen'de olacak. Yani Tolga Çevik'i pek çoğumuz tanıyor. Televizyonda da oldukça tutan bir konsepti vardı. Artık bu konsept Exxen'de yer alacak. Sihirli Annem dizisi de Exxen'de yer alacak. Hatta bunun şöyle bir hikayesi vardı, yine internet sallanmıştı. Acun Ilıcalı bir sabah kalktığımda kızım Sihirli Annem'in eski bölümlerini izliyordu. Ben de aradım yapımcıyı, abi bunu baştan çekelim dedim diye bir yorumda bulunmuştu. Mesela Haluk Bilginer'in başrolünü de yer aldığı Şeref Bey adlı 10 bölümlük bir dizi Exxen'de olacak. Buna ek olarak örneğin Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç gibi isimlerin yapacağı farklı farklı içerikler de olacak. Burada önemli bir örnek var. Mesela Acun Ilıcalı da kendi elini taşın altına sokmuş görünüyor. Çünkü Sürprizimiz Var adlı bir program çekecek ve bu programın sunucularından bir tanesine Acun. Yapılan açıklamaya göre insanların hayallerini gerçekleştirmeye yönelik bir konsept ortaya çıkacak. Yine televizyonlarda özellikle pandemi döneminde en çok izlenen programlardan bir tanesi olan MasterChef var. Bu programın yurt dışı yayınlarında MasterChef Junior
diye çocukların yarıştığı farklı bir formatı daha var. İşte bu konsept yine MasterChef Junior ismiyle Exxen'de yer alacak. Bir de burada kişisel bir şey söyleyeceğim, ben en çok bunu merak ediyorum. Son olarak da şu örneği vereceğim. Cemal Can'la Aleyna Tilki'nin birlikte oynayacakları İşte Bu Benim Masalım adlı yapımda Exxen TV'de yer alacak. Arkadaşlar şimdi programda yayınlanacak olan içeriklerin örnekleri daha fazla çoğaltılabilir. Zaten şu an ekrana yazdık biz. Hatta bana soracak olursanız Exxen yayına başladıktan sonra da bu programların içerisinde yeni yeni ekler yapılacaktır. Bir şey var, onu söylemeyi unuttum. Platform yayına başladığında muhtemelen ilk bir hafta ücretsiz olacak. Yani hepimiz her şeye ulaşabileceğiz. Bir de arkadaşlar hani yabancı kanallarda HBO gibi, Disney Plus gibi ülkemizde bulunmayan içerikler de Exxen'e eklenebilir. Bu bir kişisel yorum ama böyle bir duyum vesaire yok. Bunların haricinde iddialı bir proje geliyor. Videonun başında da söylemiş olduğum gibi. Başarılı olur, başarılı olmaz kısmı ile ilgili bir yorum yapmayacağız arkadaşlar. Fakat sizin yorumlarınızı merak ediyoruz. Lütfen bizlere yorum bölümünden görüşlerinizi belirtin diyelim. Acun Ilıcalı'nın yerli Netflix'i Exxen'le ilgili söyleyebileceğimiz en özet bilgiler bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.